Tüm dalışlar orta kulaktaki hava basıncını etkilerler. İki tane dalış türü vardır. Birisi hava dalışı, yani uçağın inişe geçtiği an, paraşütle atladığımız an ya da ani inişler yaptığımız an, yüksek asansör inişleri ya da su dalışlarıdır. Genellikle basıncın ani değişikliğini yaşadığımız ilk 5-6 metreye kadar olan süreçtir. Suda dalarken ilk 4-5 metreden sonra kulak dışarıdaki basınç bir anda değişir ve orta kulak buna adapte olmakta güçlük çeker. Orta kulak bir hava boşluğudur ve havasını burundan ve geniz bölgesindeki östaki tüpünden alır. Burnumuzda kapalı olacağı için dalış sırasında dışarıdaki basınç arttıkça orta kulaktaki basınç değişmeyecek ve vakum halinde kalacaktır. Bu da dalışın belli bir metresinden sonra kulakta tıkanıklık, çınlama ve işitme kaybı yaratabilir. Bu çok önemli bir durumdur. Eğer kişi bununla başa çıkamaz ise su altında dengesizlik ve yön kaybı ortaya çıkarabilir. O yüzden de genelde tüm dalgıçlara eğitimleri sırasında kulak açma egzersizleri yaptırılır ve kulağı suyun altında nasıl açacağı öğretilir. Bu tekniklere Valsalva ya da Toynbee teknikleri denir. Valsalva tekniği burun tıkanır ve ağızdan, regülatörden alınan hava orta kulağa doğru üflenerek orta kulağın basıncını arttırması sağlanır. Bazen de bu havayı üflerken bir miktar ufak bir yutkunma hareketiyle orta kulağın basıncı bir miktar daha değiştirilir. Böylelikle orta kulak tekrardan dışarıdaki basınçla eşitlenmiş hale gelir. Eğer bu yapılamıyor ise dalışta seviyeyi olduğu yerde tutmak gerekir. Daha aşağı inmemek gerekir. Aşağı indikçe çünkü derinlik daha da artacak ve kişinin algıları bozulmaya başlayacaktır. Birkaç metre yukarı çıkıp bekleyip tekrar kulağı açması beklenir. Eğer bunu da yapamıyorsa o zaman dengeleyemiyor demektir ve yukarı çıkması gerekir. Dalışlarda kulağın korunması çok önemli. Çünkü kulak aynı zamanda bir denge organıdır ve suyun derinliklerinde yön bulmada kulağa çok ihtiyacımız var. Eğer kulakla ilgili problem yaşarsanız, dengesizlik yaşarsınız, derine mi, yukarı mı, aşağı mı gittiğinizi anlamakta güçlük çekebilirsiniz. O yüzden de dengeleme problemleri yaşadığınız zaman muhakkak önlem almak zorundasınız. Bu hem sizin hem de body'nizin hayatı için oldukça etkilidir. Eğer kulakta eşitleme probleminiz varsa muhakkak bir kulak muayenesi hekimine görünmeniz lazım. Genellikle burun tıkanıklıkları, sinüzitler, genizdeki bazı problemler ve östekinin iyi çalışmaması durumları orta kulak basınç problemlerinin oluşmasına sebep olur. Muhakkak önlem alınız. Bu çok önemli bir kriterdir. Geçmiş olsun.